İyi de Köksal, sizin içinizde bu kadar şeyi öten adam kim? O iş halledildi. Nasıl halledildi? İtin biriymiş. Bizi satmak için 1 milyon dolar almış şerefsiz. Kaçarken yakaladık. Yakınınızdaki adamları böyle sizi satabilecek adamlardan seçeceksen işimiz var Volkan. O konu kapandı dedik ya. Bir daha olmayacak. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Altan Bey. Oturun bakalım, bir konuşalım. Biz sorunlarımızı çözmenin bir yolunu bulduk da sizi de ilgilendiren bir sorunumuz var. Asıl o sorunu nasıl çözeceğimizi bilemedik. Sizin sorununuz benim sorunum. O yüzden hepsini konuşalım. Kız kardeşimizin kanı yerde kalmayacak. Biz Boran'ı öldüreceğiz. Nasıl? Bizim içimizden nasıl birini satın aldılarsa biz de onların içinden birini bulduk. Kimmiş o peki? Tuzağa düşmeyin sakın. Çarşıda çalışan gece bekçilerinden biri. Çarşısında onu kimse satmaz. Bu yeni işe başlamış. Bir bağları yok yani. Biz ayarladık. O iş sizde diyelim. Bizi ilgilendiren sorun neymiş, onu konuşalım. Tufan. Çok büyük sorun çıkartıyor. Ya söz dinlemiyor. Zaten Boran'ı bırakmasaydı bu işler gelmezdi başımıza. O işi biz de yapıp Tufan'ın üstünü çizin diyorsunuz, öyle mi? Bu olanlardan sonra Tufan'la bir araya gelmemiz pek mümkün görünmüyor Altan Bey. Dün çok kötü şeyler yaşandı. Adamın karısı sizin evinizde, sizin yüzünüzden öldürüldü. Kafanıza sıkmamış. Daha ne istiyorsunuz? İşte Volkan da onu söylüyor zaten Altan Bey. Bir daha onunla bir araya gelmemiz zor diyor. Siz kimsiniz lan? İkizi miydi? Onu bunu soyarak hasbel kader para kazanmış, bunun adını da ticaret yapmış, yeni yetme mafyözlersiniz. Aklınız sıra bir sabah kalkıp 40 yıllık silah tüccarlığı yapan eniştenizi yok sayıp işin başına geçeceksiniz. Öyle mi? Ayıp oluyor Altan Bey. Ne ayıbı lan? İş yapıyoruz burada. İş. Dün sizin yüzünüzden hepimizin böğrüne kurşun girdi. Ona su, Tufan'ın hatırına kafanızı sıktırmadı. Size gelmiş bana, Tufan'ı yok sayın diyorsunuz. Öyle değil Altan Bey. Bu işi beraber yapabilmek için eniştemizle aramızı bulmanızı istiyoruz sizden. Yoksa siz isterseniz biz hemen buradan çekip gideriz. Sizi yarı yolda bırakmamak için hatamızı telafi etmek üzerine konuşuyoruz. Erdem. İsa'yı ara. Tufan'a başsağlığına gideceğimizi söyle. Tamam efendim. Sizin kız kardeşiniz kızıyla beraber niye gitmedi? Siz mi istemediniz? Havaalanından geri dönmüş.
Biz de ne kendisine ne de Tufan'a bir şey diyemedik. Sizin onun gitmeyip döndüğünden haberiniz yoktu. Tufan böyle bilecek. Ölmemeniz için diyorum. Anladınız mı? Öğrenmez mi? Önemli olan onun öğrenmesi değil. Benim size ne söylediğim önemli. Bu ticaret yapılacak. Parayı aldınız. O üretecek. Siz malı taşıyacaksınız. Bu kadar. Bu kadar.